Sevgili arkadaşlar, yeni bir sosyal bilgiler dersinden hepinize tekrar merhabalar. Bugün 6. temamız olan etkin vatandaşlık öğrenme alanının 4. konusunu, yani hayatın içinde demokrasi konusunu işliyoruz. Arkadaşlar, insanların farklı düşüncelere sahip olması birlikte çalışmalarına engel değildir. Tarihimize baktığımızda atalarımızın farklılıkları bir yana bırakıp vatan, bayrak, ülke gibi ortak değerler etrafında birleştiğinde başarılar elde ettiklerini görmekteyiz. Milli mücadele yıllarında Büyük Millet Meclisi'ndeki farklı görüşlere sahip milletvekillerinin vatanın düşmandan kurtarılması için ortak hareket etmesi buna verilebilecek en güzel örnektir. Evde ya da arkadaş gruplarında herhangi bir konuda karar alınırken herkesin fikirlerinin sorulması onların görüşlerine değer verildiğini gösterir. Böyle bir ortamda alınan kararların uygulanma ihtimali artar. Bireysel, toplumsal, insani değerlere önem veren toplumlar daha mutlu olurlar. Seçimler, demokrasilerde bireylerin fikirlerini yansıttığı için önemlidir. Demokratik, toplumsal yaşam, eşitlik, hak ve adalet üzerine kuruludur. Toplumsal düzenin korunması için insanların birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygı duyması, kurallara uyması ve adil olması gerekir. Bununla birlikte herhangi bir haksızlıkla karşılaşıldığında sessiz kalınmamalı, gereken başvurular ya da uyarılar yapılmalıdır. Unutmayalım ki bir toplumda birey hakkını korkusuzca arayabiliyor ve elde edebiliyorsa o toplumda demokrasiden söz edilebilir. Toplumsal hayatı paylaşan insanların bir arada huzur içinde yaşayabilmeleri için belli bir düzene ihtiyaç vardır. Bu düzeni sağlayan bazı kurallar yazılıdır, bazı kurallar ise yazılı değildir. Örneğin görgü kuralları yazılı değilken hukuk kuralları yazılıdır. Toplum hayatını düzenleyen hukuk kurallarına herkes uymak zorundadır. İnsanların hukuk sistemi içinde yasalara uygun bir hayat yaşamaları söz konusu olunca hak, özgürlük, eşitlik ve adalet kavramları ön plana çıkar. Demokrasi, insanın sırf insan olması nedeniyle sahip olduğu hak ve hürriyetlerini kullanmasına imkan tanıyan bir yönetimi savunur arkadaşlar. Demokrasi, bireylerin birbirlerine saygı duyduğu, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, yönetime katılabildiği bir toplumu amaçlar. Demokratik değerleri benimsemiş, özgür, eleştirel düşünen, bireylerden kurulu, eğitimli bir toplum oluşturmayı hedefler. Bütün bunlar demokrasinin toplumsal hayatımızda ne kadar önemli olduğunu gösterir. Seçimlerde en çok oyu alan kişi ya da parti yönetime gelir. Böylece demokrasinin katılım, seçme seçilme, çoğunluk ve çoğulculuk gibi temel ilkeleri uygulanmış olur. Bu yolla halk yönetime katılır. Seçilen yöneticiler anayasada belirtilen süre içerisinde görevlerini yaparlar. Eğer vatandaşlar bu seçilen kişileri istemezlerse bir sonraki seçimde farklı adaylara oy verirler ve yöneticilerini değiştirebilirler. Yani seçimle gelen yöneticilerin değiştirilebilmesinin şartı yine seçimdir, vatandaşların iradesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik cumhuriyet anlayışını benimsemiştir sevgili arkadaşlar. Buna göre ülke yönetiminde görev alanlarının değişmesi ancak seçimle olur. Fakat uygulamada her zaman böyle olmamıştır. Bazı dönemlerde darbeciler tarafından demokrasiye müdahale edilmiş, yönetime zorla el konulmuştur. Benzer bir müdahale girişimi 15 Temmuz 2016 günü yaşanmıştır. O günü unutmamak, o günün şanlı direnişini ve ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kabul edilmiştir. Demokratik değerleri benimsemiş toplumların özelliklerine bakalım son olarak arkadaşlar. Demokratik değerleri benimsemiş toplumlar, eğitimli bireylerden oluşan bir toplum oluşturmayı amaçlarlar. Özgür, eleştirel, düşünen bireylerden kurulur. Birbirlerine saygı duyar ve düşüncelerini özgürce ifade edecek ortamları sağlarlar. Toplum hayatını düzenleyen hukuk kurallarına uyan bireylerden oluşur. Ve son olarak bir haksızlık olduğunda sessiz kalmazlar, haklarının aranmasını sağlarlar. Evet sevgili arkadaşlar, bugünlük dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka bir dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.